Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün yine muhteşem bir turşu tarifiyle geldim. Köz biber turşusu yapacağız bugün. Çok lezzetli, nefis bir turşu oluyor gerçekten. Mutlaka şimdiden denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Benim 1,5 kilo kadar kapya biberim var. Biberlerimi önceden güzelce yıkadım ve kuruladım. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum geniş bir tepsiye yerleştirip fırında 250 derecede güzelce közleyeceğim. İsterseniz e, biberlerin çiğidini çıkarttıktan sonra közleyebilirsiniz. Ben bu şekilde közledim. Ama e, çiğitlerini çıkarıp közleyince çok daha kolay oluyor. Bunu da söylemek istiyorum. İsterseniz biberlerinizi e, yerleştirdikten sonra fırçayla üzerine yağda sürebilirsiniz. Bu şekilde de çok rahat bir şekilde soyulacaktır. Evet fırına yerleştirdim. Gördüğünüz gibi közlenmeye başladı. Ara ara böyle alt üst ederek her tarafının eşit bir şekilde közlenmesini sağlayabilirsiniz. Eğer e, imkanınız varsa mangalda veya böyle ocakta da közlenebilir tabii ki. E, evde bu şekilde fırında da közleniyor. Evet güzel bir şekilde biberlerim közlendi. Şimdi e, farklı bir e, kaba alacağım ve bu şekilde biraz yumuşamasını bekleyeceğim. E, üzerini kapatalım bir poşetle veya bir e, streçle e, şöyle bir yaklaşık yarım saat bir saat böyle beklediği zaman e, çok daha güzel bir şekilde yumuşuyor ve kabukları çok daha rahat soyuluyor. Evet ben üzerini streçle kapattım ve şöyle yaklaşık 25-30 dakika bu şekilde beklettim ve sonrasında kabuklarını soyarak içini temizledim. Evet süre sonunda gördüğünüz gibi kabukları gayet güzel bir şekilde e, soyuluyor. Ee, daha önce de söylediğim gibi tepsiye yerleştirdikten sonra üzerine yağ sürerseniz şöyle hafiften e, bu yağ sayesinde de çok rahat bir şekilde soyuluyor. Ben e, onu da daha önce sayfamda paylaşmıştım. Ona da bakabilirsiniz. Ben bu, şekilde, bu sefer hiçbir şey sürmeden e, közledim. O da sizler için fikir olsun. O da farklı güzel bir yöntem oluyor. Evet tüm biberlerimizi bu şekilde e, kabuklarını soyup içini çıkartalım. Közlenmeden önce içinin çiğitlerini çıkarırsanız, e, inanın ayıklaması çok daha rahat oluyor. Ama böyle biraz içinde çiğit kalabilir, hiç problem değil. O da ayrı bir lezzet katıyor. Yani böyle tamamen e, çiğitlerinden arındırmanıza da gerek yok. Biraz üzerinde tabii ki kalabilir. Güzelce temizlemiş olduğumuz biberlerimizi çok küçük olmayacak şekilde doğrayalım. İnanın çok lezzetli bir turşu tarifi. İsterseniz kışın tüketin, isterseniz hemen tüketin. Eğer köz biberi seviyorsanız mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet tüm biberlerimizi bu şekilde doğradıktan sonra e, geniş bir kabın içerisine alacağız ve tüm malzememizi güzel bir şekilde harmanlayacağız. Ben üzerine e, bir demete yakın maydanoz doğradım. Maydanoz miktarını daha az da koyabilirsiniz. Tamamen e, arzunuza kalmış. 2 tane baş sarımsağı küçük küçük doğradım. Onu da içine ilave ediyorum. Benim sarımsaklarım oldukça küçüktü, o yüzden iki baş kullandım. Eğer büyükse bir tane de kullanabilirsiniz. Üzerine bir çay bardağı üzüm sirkesi ve bir çay bardağı da sıvı yağ ekleyelim. Ben bir yemek kaşığı dolusu turşuluk salamuralık iri tuz kullandım. Tuz miktarını da damak zevkinize göre artırabilirsiniz. Öncelikle bu malzemelerimizin hepsini karıştırma kabımıza güzelce karıştıralım ve bu şekilde biraz bekleteceğiz şöyle 1-2 saat mutlaka bekletin biraz daha böyle hafif suyunu salmasını bekleyeceğiz Evet güzel bir şekilde karıştırdım şimdi üzerine kapatacağım ve dinlenmesini ve hafif sulanmasını bekleyeceğim bu şekilde çok daha lezzetli oluyor böyle hafif sulu olduğu zaman Evet şimdi bile gerçekten çok güzel görünüyor İnanın böyle kaşık kaşık yenebilecek nefis bir lezzet oldu. Evet şimdi üzerine bir tepsi kapatıyorum ve biraz sulanmasını bekliyorum. Evet yaklaşık bir buçuk saat sonra gördüğünüz gibi e, hafif suyunu salmış biraz akşam oldu ama hemen videonun son halini sizlere. E, paylaşıp e, göstermek istiyorum. Ben 250 cc'lik cam kavanozlara e, koydum. Bunlar da daha güzel oluyor. E, kullanımı da çok pratik oluyor. Kavanozlarımı önceden yıkadım, kuruladım. Ve şimdi e, suyuyla birlikte e, tüm malzememizi kavanozlarımıza yerleştirelim. E, bu şekilde kışa kadar muhafaza edebilirsiniz. Bir kaynatma işlemi yapacağız çünkü kapaklarının tutması için. E, evet son kavanozumu da dolduruyorum. Evet kalan suyu da mutlaka üzerlerine koyun. Kesinlikle dökmeyin. Şimdi kapaklarını kapatmadan önce bir peçeteyle mutlaka kavanozlarımızın ağız kısımlarını güzel bir şekilde silelim. Eğer kenarlarında kalan maydanoz bulaşı veya farklı biber bulaşı olursa kapaklarınız tutsa bile atabilir. O yüzden mutlaka güzel bir şekilde temizlediğinizden emin olun. Daha sonra hiç kullanılmamış yeni bir kapakla sıkı bir şekilde kapatalım ve geniş bir tencerenin içerisine alıp bir kaynatma işlemi yapacağız. Bu şekilde kapaklar tutacak ve vakumlanacak. E, ola ki tutmadı. Zaten e, tutsa da tutmasa da buzdolabında muhafaza etmenizi tavsiye ediyorum. E, çok sulu bir turşu değil çünkü. O yüzden e, buzdolabına mutlaka kaynattıktan sonra yine buzdolabına kaldırın. Ve kışa kadar gönül rahatlığıyla muhafaza edebilirsiniz. Evet şimdi geniş bir tencerenin içerisine koyduk. E, kapakları geçecek kadar yaklaşık şişenin yarısına gelecek kadar sıcak su ekleyelim. Ve ocağın üzerine alıp yaklaşık 15 dakika ocakta kaynamasını bekleyelim. Bu şekilde e, kapaklar vakumlanmış oluyor ve e, dediğim gibi uzun süreli muhafaza edebilirsiniz bu turşuyu. Evet tenceremizde kaynıyor gördüğünüz gibi yaklaşık 15 dakika boyunca kaynattım bu şekilde. 15 dakikanın sonunda şişelerimi tencereden çıkarıp suyunu süzdürdükten sonra tekrar bir sıkıştırma işlemi yapıyorum kapaklarını. Bu şekilde yaparsanız çok daha sağlam bir şekilde turşunuz hazır olacaktır. Mutlaka tencereden çıkardıktan sonra tekrar kapağını bir sıkıştırın temiz bir bezin üzerine kapaklar alta gelecek şekilde koyalım ve bu şekilde bir 12-13 saat bekletelim. Tamamen şişelerimiz bu şekilde soğuyacak ve vakumlanacak kendi kendine tutacak arkadaşlar. Ama dediğim gibi mutlaka süre sonunda buzdolabına kaldırın. Çok sulu bir turşu değil çünkü. Buzdolabında uzun süre, kışa kadar muhafaza edebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli, nefis bir turşu tarifi. Köz biber seviyorsanız mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Evet bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videolarımı beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.